varsa yoksa kalbimde bir o var. Çünkü o, çünkü o erkeğimdi, erkeğimdi. Ne güzel, ne de şık, ne de zengindir ama o benimdir, o benimdir. Çok üzüyor, belki de sevmiyor. Kaderimdir, kaderimdir. Bırakıp kaçsa da unutamam, o benim her şeyimdir, her şeyimdir. Varsa yoksa kalbimde bir o var. Çünkü o, çünkü o erkeğimdir. Ne güzel, ne de şık, ne de zengindir ama o benimdir, o benimdir, erkeğimdir, erkeğimdir. Emriniz efendim. Maden sodası. Ha? Maden sodası dedim. Merhaba Haydar. Merhaba Ayna Kafa. Biraz nazik olsan hakkında hayırlı olur. Böyle şu ayıları arkamdan çekilsinler. Doğru konuş Haydar. Elleri çok çabuktur. Silahı el atarsan kendini morgda bulursun. Denesinler görelim. Tabancalar konuşursa buradan bir ceset yerine üçünüzün leşi çıkar. Hadi söyle de tabancalarına davransınlar. Ulan Ayna Kafa, eskiden üç kuruş için dümen üstüne dümen çeviren bir sokak serserisiydin. Şimdi iyice çulu düzmüş. Başına bela arıyorsun Haydar. Senin ömrün Abdullah kadar da olmayacak. Sen bunun fiyakasına bakma bebek. Aslında ötliğin biridir. 10 yıl önce işini bitirecektim ama Abdullah mani olmuştu. Keskiyle biraz kabalarına dokundum da günlerce oturamamıştı kaidesine. Yalan mı söylesene? Kaba etlerinde izleri durmuyor mu hala? Seni öldürmek için parmağımı bile kıpırdatmayacağım Haydar. Sonunda nasıl olsa ipe çekileceksin. Abdullah'ın ölümüyle ilgin varsa İpe çekildiğimi görmeden öteki dünyayı boylayacaksın Recep. Bu sefer geriden değil, iki boynuzunun ortasından zımbalayacağım. Seninle de görüşeceğiz güzelim. Benim elimden sevdiğim kadını, senin elinden bunca emek verdiğin teşkilatı almak istiyor. Eğer kuvvetlerimizi birleştirmezsek ikimiz de ağzımızı havaya açacağız. Haklısın Recep. Ben de aynı şeyi düşündüm. Ne o? Benden gizli toplantı mı?
şahsi bir mesele konuşuyorduk. Beni temizlemek hususunda mı? Bu godoş karı derdine düşmüş. Ondan mı medet umuyorsunuz? Ulan ayna kafa, gene kaidenden yedin darbeyi. Bir daha sefere toplantı filan tertiplemeye kalkarsanız, beni davet etmeyi unutmayın. Yoksa toplantılarınızı morgda yaparsınız. Çözün. Ulan ayna kafa! Sen ancak eli bağlı adamlara vurursun. Son sözlerim bunlarsa Haydar, biz sevdayla unutulmaz aşk gecemizi yaşarken seni unutmayacağım. İyi bir şenlik hazırlıyorum senin için. Nasıl, beğendin mi şenliği? Ben sevdanın koynuna girerken, sen Salih'in elinde. Görmek isterdim doğrusu. Ne olurdu birazcık sevseydin beni. Sana sahip olmak için yapmayacağım şey yok. Şevket'ten başkalarını da öldürdüm senin için. Abdullah'ı mı? Nereden biliyorsun? Bu akşam anladım bunu. Değil Abdullah'ı, bütün insanları gebertebilirim senin aşkın için. O gece Abdullah'a gideceğini Mehtap'tan öğrenince çılgına dönmüştüm. Silahı kapınca buluşma saatinizden 5 dakika önce kapısının ziline bastım. Kapıya sen geldin zannederek öyle bir heyecanla açtı ki görülecek şeydi. Ama karşısında beni görünce... Ağzını açmasına fırsat vermeden kurşunları midesine gömüverdim. Demek öyle Recep. Haydar! Baştan beri şüpheleniyordum senden. Nihayet ağzınla itiraf ettim. Benden izinsiz silahla oynamak var mı? Peki, acıdım. Hadi al da kozumuzu öyle paylaşalım. Alsana be! Ne beceriksiz herifsin! Bir de bu suratla çapkınlığa kalkıyorsun. Al silahını diyorum. Yoksa kaidene geliyor kurşun. Gebert şu köpeği, fazla yaşatma Haydar. Doğru, köpeğin birisin sen. Şimdi havla da cinsini tayin edelim. Havla diyorum. Şakam yok, havla diyorum. Hav. 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 Thank you.
lan Recep, adam gibi öldün. Kaidenden yemedin bu sefer kurşunu.